Adana. Dalış yapacağım yer Hatay sınırına yakın. Girişte salyangoz kabukları ve keşiş yengeçleri var. Kıyılarda bolca görebildiğimiz küçük sokar balıkları. Sokarlar kıyılarımıza sonradan gelen, yani lesepsiyen türlerdendir. Kayaların arasında yuvalanan sargozlar. Yine bir lesepsiyen tür beyaz noktalı deniz anası. Zehri çok hafiftir. Bu yüzden insanlar için tehlikeli değil. İsparoz ve 9 çizgili kardinal balığı. Kınalı sargoz. Adana kıyılarında su genelde bulanıktır. Sudaki bulanıklığa rağmen çeşitlilik iyi düzeyde. Sadece kıyıda kayaların arasında görüşü yakalayabiliyorum. Gölge balıkları, sokarlar, melanurlar ve baraküdalar. Sayıları hızla artan istilacı uzun dikenli deniz kestanesi. Dikenleri kırılgan ve az miktarda zehirlidir. Genellikle aralarında kardinal balıkları gibi tropikal türleri barındırırlar. Bu kez yeşil renkte ilk kez denk geldiğim karidesler var. Burada biriken tomurcuklar ise kestanelerin dışkıları. Kıyıdan uzakta da su bulanık. Gümüş sürüsü. Lesepsiyen türlerden gargur balığı. Gırtgırt veya gargur olarak bilinen bu türde istilacı olarak sınıflandırılıyor.
ticari değeri çok düşük. Levrek ve diğer avcılar bulanık kısımdan geçiyor. Kofana veya Akya geçiyor. Tam net göremiyorum. Ve beklerken 3 kiloya yakın minekop geçiyor. Göremeden atışımı yapıp ıskalıyorum. Dalış arkadaşım Sezer kayalardan birkaç aslan ve diğer balıklardan avlıyor. Görüşün olmaması balıkların daha ürkek olmasına sebep oluyor. Bu levrek gibi hemen uzaklaşıyorlar. İri bir kınalı sargoza odaklanıyorum. O anda gelen levrek. Avlanacak balıkları görmemle kaçmaları bir oluyor. Dalış için daha sakin, rüzgarsız bir gün seçmek gerek. Bu çuprada yaklaşmıyor. Kayalarda sürekli suyu filtreleyen canlılar var. Bu canlılar sayesinde organik tüm atıklar filtreleniyor. Fakat denize ulaşan plastikler yüzyıllarca yok olmuyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.